Kur'an-ı Kerim, ortaya koyduğu hikmetli kanunların şehadetiyle, Allah'ın kelamı olduğu gibi, Kur'an'ın tercümanı olan zatın, herkesten ziyade ona itikadı, inancı ve hürmet etmesi de ispat eder ki, Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Zira tarihte birçok kanun koyucular gelmiştir ki, koydukları kanunları ilk önce kendileri çiğnemişler, yasakları ilk önce kendileri ihlal etmişlerdir. Demek mesele sadece kanun yapmak değil, aynı zamanda o kanuna boyun eğmek ve itaat etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın her bir hükmüne öyle itaat etmiş, öyle iman etmiş ve öyle hürmet etmiştir ki, tarihlerde emsali yoktur. Hatta Hud suresindeki emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti nazil olduğunda bu sure beni ihtiyarlattı buyurmuştur. Evet, o zatın Kur'an'a karşı öyle bir itikadı ve imanı vardır ki o zamanın hükümranı olan bütün fikirler ve inançlar ve bilginlerin hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona karşı ve ona muhalif oldukları halde onun ne imanına, ne itikadına, ne inancına ve ne de itimadına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese verememişler. Bu da ispat eder ki bu zat Allah'ın elçisidir ve kitabı olan Kur'an da Allah'ın kelamıdır.